şikayetinizi. Dünyanın en büyük 3. mobilya fuarı İstanbul'da kapılarını ziyaretçilerine açtı sevgili izleyiciler. İşte her zevke hitap eden ürünlerin sergilendiği fuardan renkli görüntüler. Işıltılı avizeler, klasik mobilyalar, sade ama konforlu tasarımlar. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Açılışı Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş yaptı. Ardından standları gezdi. O tasarıma biz Kurum Bakanlığı olarak katkı sağlıyoruz. Onların yaptıkları işlere destek veriyoruz. İşte fuarın en pahalı ürünü tamamen el işçiliği. 10 usta bunu 2 ayda tamamladı. İsmi Kazak Kartalı Tahtı. Ancak bu tahta oturmanın bedeli tam 300 bin dolar. Kartal gücü temsil ediyor her şeyden önemlisi. Özellikle Türk kültürünün geçmişine baktığımız zaman bizim vazgeçilmez hayatımızı çalan hayvanlardan bir tanesidir. Taht bir devlet başkanı için tasarlandı. İşçiliği de görüntüsü de çok özel. Oturana güç verir mi bu taht? Koltuk her zaman güç verir. Bu standta dikkat çekici renkler gösterişle birleştirildi. Klasik yemek odası takımı, masası, sandalyesi, konsolu, boy aynası hepsi el yapımı. Ama fiyatı pek klasik değil. Bu gördüklerinizin hepsi 37 bin lira, aydınlatmalar hariç. Ev aksesuarında klasiği tercih edenler için alternatif çok. Türkiye'de evlenme yaş ortalaması biraz yukarılara çıktığı için bazı firmalar o zevklere uygun ürünler yapıyor. Bu yatak odası da onlardan bir tanesi. Onların zevkine göre tasarlandı. Tüm takımın fiyatı 40 bin dolar. Önce iskelet hazırlanması, kalıplarının yerleştirilmesi, renk seçimi. Gerçek üretimi, fiziki üretimi de 45 gün civarında sürer. Mama sandalyeleri ise yemeği pahalıya getirenler için tam 5000 dolar. Bunu erkek çocuklar için düşünüyoruz. Kız çocuklar için de şurada gördüğümüz kanat şeklinde, işte onlar bizim meleklerimiz olduğu için aslında biraz da kanat şeklindeki bir modeli yaptık. Fuarda doğa dostu ürünler de var. Bu ağaç yapraklarının liflerinden oluşturulan, imal edilen bir panel. Sadece bir masa değil, çünkü bu masanın içinde ağaç tohumları da var. 3 yıl sonunda bunu toprağa atmasını istiyoruz kullanıcı tarafından. Böylelikle yaklaşık 45 gün içerisinde tohumları ve ağaç fideleri çıkmış olacak. Klasik ve şaşalı ürünlerden yana değil de daha rahat ve konforlu mobilyalar tercih edenler için de böyle alternatifler var. Bu koltuk gibi koltuk, ünite, orta ve yan sehpalar hepsinin fiyatı 16 bin lira. Türkiye'de mobilya sektöründe son zamanlarda doğal ürünlere yönelmeler artmaya başladı. Bu masa ve ürünleri de tamamen ahşaptan yapıldı. Konsolu ve sandalyeleriyle birlikte bu takımın fiyatı 8.800 lira. 12 kişilik bir masa, ama geniş bir aileyseniz, yan yana oturmak isterseniz 20 kişi bile bu masanın etrafına sığabilirsiniz. Türkiye'de baktığınızda mobilya çok pahalı değil. Dünyadaki işte belli ülkeleri saydığınızda bugün en büyük rakibimiz Çin. Çin'de dahi şu an bizden daha pahalı mobilyalar var. Ve aydınlatma aksesuarları. En dikkat çekici tekrar revaçta olan avizeler. Çünkü insanlar daha çok dekorasyona önem verdiler ve avize de şıklık katıyor evimize, bildiğiniz gibi. Asfor ve Swarovski taşlarla bezeli bu mor avizenin fiyatı 9 bin lira. Ama asıl Swarovski işte bu avizede kullanıldı. Modelin adı Maria Teresa. Fiyatı da tıpkı güzelliği gibi fazla, tam 54 bin lira. Fuar 31 Ocak akşamına kadar Yeşilköy CNR Expo'da açık kalacak. Bir izleyicimiz hava soğuk.